Herkese merhaba. Bugünkü konumuz ehliyet direksiyon sınavını geçtikten sonra neler yapmalısınız? Kimlik belgesini nasıl alırsınız? Bununla ilgili size adım adım bütün detayları anlatacağım. Öncelikle internette küçük bir araştırma yaptım bu konuyla ilgili içeriklere baktım. Çekilen içerikler 2-3 yıl öncesine ait olduğu için verilen bilgiler arkadaşlar biraz karmaşık bilgiler. Ben size en net şekilde anlatacağım. Herhangi bir evrağa gerek var mı gerek yok mu bu konularla ilgili bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle direksiyon sınavını geçtiyseniz hayırlı olsun ehliyetiniz. Geçtikten sonra arkadaşlar geliyorsunuz hemen nüfus müdürlüğünden bir randevu alıyorsunuz. Yani gidip oradan kimlik başvurusu yapacağınız için, ehliyet başvurusu yapacağınız için ilk yapacağınız işlem bu. Nüfus müdürlüğünden bir randevu alıyorsunuz online olarak. Randevunuzu aldıktan sonra arkadaşlar bu sefer ehliyet harcınızı yatırmanız gerekiyor. Şu an bu videoyu çektiğim an itibarıyla ben B ehliyeti üzerinden konuşuyorum. Tabi diğer ehliyette de bu şekilde yapabiliyorsunuz. Gidiyorsunuz herhangi bir bankadan arkadaşlar online olarak veya bankaya şahsen giderek orada ehliyet harç ücreti yatırma 5.100 küsür bir paraydı şu an itibariyle. Tabi bu her sene değişebiliyor, zamlanabiliyor. Şu an itibariyle bu fiyatlarda bir fiyat. Gidip hangi bankadan isterseniz bu ehliyet harcını yatırıyorsunuz. Nasıl yatırılacağını bilmeyen arkadaşlarımız için nasıl yatırılacağı ile ilgili videoyu bu videonun kartlar bölümüne ekleyeceğim. Ya da ehliyet harcı Fırat Hoca yazarsanız zaten videom karşınıza çıkacaktır. İzleyebilirsiniz. Neyse ehliyet harcınızı yatırıyorsunuz. Herhangi bir dekont almak istiyorsanız alabilirsiniz. İstemiyorsanız zaten dekont da istemiyorlar sizden. Aldıktan sonra randevu gününüzü bekliyorsunuz. Randevu günü geldiğinde arkadaşlar vesikalık bu şu biyometrik fotoğraflar var. Bir tane biyometrik fotoğraf kendinizle götürmeniz gerekiyor. Yani sizden istedikleri evraklar biyometrik fotoğraf ve kimlik belgeniz arkadaşlar. Bu ikisini sizden istiyorlar. Yani ben veya arkadaşlarım gittiğinde bunları tek istediler. Bunu söyleyeyimse yani rastgele söylemiyorum. Deneyimim var ondan dolayı söylüyorum bunu sizlere. Biyometrik fotoğraf istiyorlar ama şöyle bir durum var. Şimdi bazı arkadaşlarımızın biyometrik fotoğrafları 1-2 yıl öncesine ait olabilir. Çünkü gidip çektiğimizde 4 tane fotoğraf veriyorlar, saklıyoruz. Kabul etmiyorlar bunu. Size söyleyeyim 6 aylık olacak bu fotoğraflar. İlk 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafları kabul ediyorlar. Biyometrik fotoğrafınızı alıyorsunuz, kimliğinizi alıyorsunuz, gidiyorsunuz oraya zaten başvuru işleminizi yapıyorsunuz. Orada size geçici bir aylık falan bir sürücü belgesi bir kağıt veriyorlar. Zaten ehliyetiniz de bir hafta içerisinde büyük ihtimalle eve gelecektir. Tabii bu müdürlüğe bağlı, işlemlere bağlı ama genellikle bir hafta içerisinde size gönderiyorlar. Bu şekilde ehliyetinizi de alabiliyorsunuz. Aklınıza takılan başka sorular varsa yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdilik hepinize iyi günler.